Biz anne, Cikicik mutfak robotumuzun reklam senaryosu inanılmaz iyi oldu. Satışlarınız tavan yapacak. Ah, paşacığım bu reklam kadınlara yönelik değil mi? Yani sonuçta bu ürünü kadınlar kullanacak. Ah, tabii canım, erkek mutfak robotuyla ne yapsın? Ya siz merak etmeyin Ozan Bey. Ben kadınlardan çok iyi anlarım. Hedefi tam 12'den vuracağız. Şimdi oyuncumuz Leman gelecek birazdan. Leman'cığım gel. Evet, kıvırtarak gelmeni istiyorum. Hadi. Kıvırtarak gel. Leman kes. Leman kıvırtarak diyorum. Ya neden kıvırtıyorum? Leman böyle erkekler yürür böyle ağaç gibi. Ben bunu istemiyorum. Kıvırt diyorum ya şu. Bunu istiyorum yani. Erkekle kadın arasındaki farkı anlatıyoruz. Oyuncu olacak bir de. Evet, neyse, geldin masaya. Çok güzel. Geldin. Bu. Bu. İstediğim bu. Kırıla kırıla. Çok iyi. Süper. Geldi. Şimdi masanın başındasın. Süper. Kocişin daha uyanmamış. Kocişin işe gitmeden önce kahvaltı hazırlayacağın için kadın şu an çok mutlu. Peki kadın neden işe gitmiyor? Kafa açma Leman, müşterinin ya. Ne diyorsun? Kadın da işe gider ama kocasına kahvaltı hazırlayıp gider yani. Üflemiyorsun da. Evet, çok güzel. Domates doğuruyorsun. Hayatını sanki daha önce doğramışsın gibi. Kırar gibi değil, keser gibi. Evet, doğuruyorsun. Çok güzel. Yoruldun şimdi. Yorul. Leman yorul. Evet, çok güzel. Aa, o da ne? Kocişin elinde Cikicik mutfak robotuyla... ...seni kurtarmaya geldi. Bahadır laf. Merak etme hayatım, seni kurtardım. Ya var, ben kendimi kurtarsaydım. Sus artık, müşterinin yanında... Ozan Bey, sus artık. Kocana dönüyorsun arkasına, içeriye doğru bakış, derin bir bakış. Sen olmasaydın ben ne yapardım diyorsun. O tonla mı söylüyorum? Laf hadi. Sen olmasaydın kocacığım ben ne yapardım? Sen olmasaydın kocacığım ben ne yapardım? Miyavlar gibi değil. Ne yapardım? Ne yapardım? Dım. Bu, dönüyorsun işine ve kestik. Ozan Bey. Bravo. Gerçekten bravo. Acayip güzel. Bak, başyapıt bu ya. Evet. Ya ne kadar da kadınlara yönelik, kadınları anlayan bir reklam oldu ya. Tebrik ediyorum Paşa Bey sizi. Çok tebrik ederim. Hasan Bey, ben size dedim, rahat olun dedim. Kadınlardan ben çok iyi anlarım efendim. Kadınlar böyle reklamlar istiyor ya. Yo. İstemiyoruz. Sen acaba nereden bileceksin? Hı? Ben kadınım. Kadınım diyor. Kadın zaten efendim de yani o, ya sen kadınsın da kadınların ne istediğini ben anlatıyorum sana. İşte ben de onu diyorum zaten. Bu işte bir tuhaflık yok mu lan? Aa, lan mı? Kadın zaten lan der mi? Sen ne diyorsun anlamadım. Erkekler der lan diye. Kadınlar lan falan demez. Kadınlar kocişlerine kahvaltı hazırlamayı, ne bileyim bakım yapmayı kendilerine, kıvırtmayı ve mutfak robotunu severler. Seksizim şubeden geliyoruz. Ben komiser Yeter. Bu da komiser yardımcısı Burcu. Seksist fikir üretip yaymaktan ve cinsiyetçi tavırlarınızdan dolayı tutuklusunuz. Ya. Ne diyorsunuz? Siz şube ne diyorsun? Anlatayım mı? Canım. Yeni kurulduk. Toplumu senin gibi çağ dışı kalmış hödüklerden temizlemek için. Anladın? Ha? Al Burcu bunları. Al, al, al. Şişt. Geç. Ay çok teşekkürler seksizim şube. Rica ederiz tatlım. Şişt, gözüm üstünde. Bak seni son kez uyarıyorum ha. Yok yok, zaten benim gözüm çok açıldı. Gerçekten açıldı. Hayır, yani. Hadi, ben bu reklam işini bir Leman Hanım'la konuşayım. Bir kadın olarak kendisine danışayım istiyorum efendim. Burada, evet, lütfen. Burada. Leman Hanımcığım lütfen buyurun.
abi. Efendim kardeşim? Senin bir bayan arkadaş olayın vardı. Ne oldu o iş? Fikri, bu devirde evlenilecek bayan var, eğlenilecek bayan var, bir de engellenecek bayan var. Bayan arkadaşımın sosyal medyası vardı, ayrıldım. Terk ettim onu. Şimdi erkek bir şeyler yaparsa elinin kiri. Ama bayanın namusuna sahip çıkması lazım. Doğru muyum? Aynen. 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 Düzgün bayan kalmamış abi. Şimdiki bayanlar ya para peşinde ya da fıt seviyor. Tufan. Söylediklerini net anlayamıyorum. Oğlum. Şu ağzını biraz ayır. Bacağını da indir. Diyorum ki, düzgün diyorum bayan kalmamış abi. Şimdiki bayanlar ya para peşinde ya da psikopat seviyor. Ha başlarına bir şey geldiği zaman da ağlıyorlar. Aynen. 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 Bizim gibi düzgün, kaliteli tiplere bakmıyorlar. Halbuki sen... Hadi oğlum, krap girdi, hadi. Halbuki sen bakılmayacak adam mısın İbrahim abi? Sağ ol Fikri. Şimdi... çok şey mi istiyoruz abi? Alt tarafı... alt tarafı... bütün ev işleriyle halletsin. Üç öğün yemek yapsın, çocuklara baksın, beni karıştırmasın, aileme köle olsun, sesi çıkmasın, itiraz etmesin, neşeli olsun. Kendi dediğini değil, benim dediğimi giysin. Gel deyince gelsin, git deyince gitsin. İstiyoruz değil mi abi? Aynen. 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 Düzgün adam, adam gibi adam bulunca kıymetini bilmiyorlar. Ben? Şahsen benden daha iyi bir erkek düşünemiyorum. Ben de senden daha iyi bir erkek düşünemiyorum. İbrahim abi. Sen bir tık abartıyor gibisin. Aynen. 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 Oha, bayanlar geldi. Seksizm şubeden geliyoruz. Ben komiser Yeter, komiser yardımcısı Burcu. Seksistlikten dolayı sizi tutuklamaya geldik. Demek beni seksist buldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Siz de bayağı seksistsiniz. Seksist, cinsiyetçi demek. Hırto. Affedersiniz, yanlış biliyormuşum. Pardon, bayan. Bayan mı? Bayan demek ne zamandan beri suç oldu? Canım, 2023 senesinde sen kadına bayan dersen işte aynen böyle suç olur, tutuklanırsın canım. O da mı suç? Lanet olsun. Peki bizi nasıl buldunuz? İçinizdeki muhbir sayesinde. Muhbir mi? Kim muhbir? Benim. Evet. Olacağı buydu. Sırf erkeğim diye saçma sapan kötü muhabbetinizi dinledim. Ve o saçma sapan esprilerinize güldüm. Ve sizi onayladım ha? Oturuşundan ve konuşmandan anlamalıydım. Paçasından da. Burcu, hadi al bunu, al. Hadi. 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 Tipe bak. Müdürüm,
iş görüşmesi için geldiler. Ha buyur gelsin. Gelsin bir mülakata alayım. Buyurun. Merhaba. Ben Nazlı. Bu da CV'm. Merhaba. Buyur. Buyur. Şöyle geç. Nazlı Hanım, daha önce hiç bir ne bileyim sekreterlik deneyiminiz oldu mu? Yok. Oho, sekreterlik deneyiminiz yok. Daha hiç buraya niye geliyorsunuz ya? Sekreterlik yapmadığım için. Oho, hiç sekreterlik yapmadıysan nasıl sekreterlik yapacaksın? Sekreterlik yapmayacağım. Ya sekreterlik yapmayacaksın, niye pozisyon için başvuruyorsun ya? Mühendislik yapmak için. He, nasıl yani? He? Yani sen daha sekreter bile değilsin, mühendisliği nasıl yapacaksın? Diplomamla, ben mühendisim efendim. Bir dakika, bir dakika. Benim şu anda Allah Allah oldu resmen, bir şey söyleyeceğim. Bir şey diyeceğim. Neyi anlatamıyor bana acaba şu? Şey, müdürüm benim de kafa biraz karışmadı değil. Evet. Bayan. Madem mühendissiniz. Ne? Neden sekreterlik için başvuruyorsunuz? Hay yok. Ben sekreterlik ilanınız için gelmedim. İnşaat mühendisliği ilanınız için geldim. Sen. İnşaat. Mühendis. Yok canım. Yok canım. Ya. Mümkün değil. Çok saçma. Ya sen bayan başına neden inşaat mühendisliği okudun ya? Vallahi değil. Resmen boşa çaba yani. Şaka gibi ya. Şimdi inşaat ve bayanlık. Yani yan yana asla gelmez. Bir araya gelmeyecek iki şey yani. Bakın, bak nasıl söyleyeyim biliyor musunuz? Şimdi bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir erkeğin çocuk bakması gibi bir şey yani. Bir erkeğin mantı açması gibi bir şey. Birbirinden güzide örnekler. Aynen. Yani tabii örnekler çoğaltılabilir ama bakın siz ne yapsaydınız mesela biliyor musunuz? Heh, anaokul öğretmeni olsaydınız. Evet, anaokul öğretmeni tam bir kadın işidir. Ben ODTÜ'yü birincilikle bitirdim. ODTÜ'yü? Master'ım var ama inanın şu anda burada yaşadıklarımla ufku 10 kat genişledi. Ben alayım CV'mi, belli ki bir işe yaramayacak. Yok vallahi hiçbir işe yaramıyor. Biz öyle sayfalarını çevirdik sadece. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ya biz sizi aslına bakarsanız korumak için inşaata göndermiyoruz. Şimdi biz sizi inşaata göndersek ne bileyim fönünüz bozulur, topuklularınız kırılır. Yani ojeniz cızılır. Hayır yani müdürüm. Şimdi biz bayanı işe aldık. Evet. Şimdi bu şantiyeye gitsin diye biz muhan şirketin arabasını da vereceğiz. Bu da tabii ki dünyanın en kısa fıkrası demek. Evet. Neymiş o fıkra? Bayan şoför. Şimdi bak, ne olur biliyor musun? Arabayı sana versen arabayı kaldıramazsın. Tabii. Bir gidip bir yere park edemezsin. Park etsen, yokuşta kalsan, yokuşta kalsan milleti çağırırsın. Arabayı millete teslim eder, kaçar gidersin ya. Bu bayan şoförler hep böyle, hep böyle. Bak aklıma geldi. Şimdi misal, sen 2 gün sonra evlensen, kocan seni işe salmasa? Salmazsa mı? O şiştim ya. Anam şiştim diyor müdürüm. Bayan hamile olabilir. Ne diyorsun lan? İşe almayın. Bir de şimdi doğum izniyle falan uğraşmayalım. Aman aman aman. Bu ne saçmalık ya? Delireceğim ben. Bu nasıl iş görüşmesi? Bu ne geri kafalık ya? Tamam hanımefendi, bir sakin olun ya. Bir şey yok. Aa, biz burada size şaka takılıyoruz ya. Bir sakin olun. Affedersiniz, soracağım. Siz regil misiniz? Ay ne alakası var ya? Degil misiniz? Ya ne alakası var? Ya regil misiniz, degil misiniz? Ay değil, ay. Burada mı? Seksize bir şubeden geliyoruz. Ben komiser Yeter, o da komiser yardımcısı Burcu. Tutuklamaya geldik siz canım. Niye gülüyorsun? Hayır, şöyle yani. Bayan, polis, yok erkek hemşire. Allah'a gelsin, olacağız. Değil mi yani? Ha? Müdürüm, hani olmaz ya. Erkek şey, aa. Aa, ne oldu ya? Gülmüyorsunuz artık, ne oldu? Ya ben bu kelepçe olayına her zaman mesafeli durmuşumdur. şimdi şöyle yapsak acaba, nasıl söylesem? Şimdi biz hanımefendiyle aramızı düzeltsek, yani bir tatlı dille gönlünü alsak, işe yeniden alsak kendisini, aklımızdaki suçlamalar düşmez mi acaba? Olabilir. Neden olmasın? Nasıl yaparız o zaman? Arabayı, şirket arabasını pazartesi mi alırım? Yok daha ne ya? Abort! Abort! Allah'ım.
içinde. Yok ya, biz yapamayacağız. Siz bizi anlayın, hissediniz. Değerli katılımcılar, kadın sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. Kadın olmayı, kadınların yaşadığı çileleri, sıkıntıları, neticeyle kadınlığı anlatmak üzere sözü Hüseyin Bey'e veriyorum. Sevgili erkekler, bugün burada toplumumuzun kanayan yarası olan kadın konusuna değinmek istiyorum. Toplumumuzdaki kadınlarla ilgili sorunların hepimiz farkındayız. Nedir bu sorun dediğim şey? Elbette ki toplumumuzdaki fingirdek kadınlar. Minisini giyen, şuh bakışlar atan, evinde oturmayan kadınlar toplumumuzun ahlakını bozuyor. Sonra gene erkekler mağdur oluyor. Kadın olarak sen yemeğini yapsan, çocuğunu doyursan, büyütsen, evinde otursan seni baş tacı yapacağız. Ama yok. Neymiş efendim? Çalışacakmış. Arkadaşım, sen erkek misin de çalışacaksın? Alkışlayın burada. Evet, evet. Senin yüzünden erkeklerimiz, biriciklerimiz işsiz kalmıyor mu? Evinden çıkıyor kadın, Allah korusun mesela meslek sahibi oluyor. Sonra gözü açılıyor, güçleniyor. Diyor ki, Rıfkı sen de çalış Rıfkı. İşte sen de ev işi yap Rıfkı. Sen de bir ortalığı süpür Rıfkı. Sonra elinde Rıfkı ne oluyor? Evin içinde mağdur oluyor. Bu kadınlar da iş bulunca sonra... Tövbe estağfurullah, affedersin, feminist oluyorlar. Yani bunu ardından da ne oluyor? Kıyamadığım canımın içi bebişko erkekler sömürecek, aman evlenecek kadın bulamıyorlar. Erkek gene mağdur. Bitsin artık bu erkek mağduriyeti ya. Bitsin artık bu erkeğe yapılan zulüm. Burada daha coşkulu alkışlar, değil mi? Ne oluyor ya bu? Ne iş bu? Sizin ne işiniz var burada? Kadın sempozyumunda ne işiniz var? Neden biz seksizim şubeden geliyoruz. Tutuklamaya geldik. O ne demek ya? Nasıl ya? Hangi suçtan? Hüdüklük suçunda. Olacak iş değil ya. Gördüğünüz gibi bakın gene erkek mağdur. Allah'ım. Hadi. Erkek mağdur. Burada şey yuhalıyoruz burada. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.